Herkese günaydın, Ankara'dan merhabalar. Bugün 18 Mart. Çanakkale, Gelibolu tarihimizde bir devrim battığı, bu vatanın kalbinin attığı yerler olarak geçiyorlar. Yıl 1915. Üzerinden 108 yıl geçmiş. Şanlı Çanakkale zaferimiz kutlu olsun diyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Milli Muharip Uçak yürüdü. Daha önce paylaşılan takvim planlamasına göre 18 Mart'ta Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak için hangar çıkış töreninin yapılması bekleniyordu. Bu tören yapılmadan bir anda 16 Mart akşamüstü uçak sessizce yürüdü, yani taksisini yaptı, ana piste çıktı, pozunu verdi. Bu başarıyı alkışlıyorum. Büyük iş olduğunu biliyorum. Ancak bu başarıya rağmen hangar çıkış töreni yapılmadan uçağın taksi yapmasını doğru bulmadığımı da ifade etmek isterim. TUSAŞ yönetimi daha önce de benzer hatayı Hürjet için yapmıştı. Hatada ısrar ediyorlar. Niye? Bana göre bunlar yanlış. Bakın, olayın güzelliği kaçıyor. Bizim gibi ülkeler için 5. nesil savaş uçağı üretmek milli bir meseledir, büyük bir iştir. Milli bir töreni, devlet törenini fazlasıyla bu uçakları yapan mühendislerimiz hak ediyorlar. Uçağa dokunan her mühendisimiz TUSAŞ'tan, Savunma Sanayi Başkanlığımızdan bunu bekliyor. En doğalda hakları. Sanıyorum TUSAŞ buralarda çuvallıyor. TUSAŞ yönetimine soruyorum. Mühendislerimizi niye onore etmiyorsunuz? Niye devlet törenini yapmadan taksi testini yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanımızı niçin bekleyemediniz? Aceleniz nedir bu kadar? Bir devlet törenini bu uçaklara, mühendislerimize lütfen çok görmeyin. Ha, bu arada neredeyse uçma aşamasına gelen uçakları bundan sonra seçim sürecine de alet etmeyelim. 14 Mayıs öncesinde tören yapmaya da kalkmayın. Bırakın savunma sanayimiz siyaset üstü kalsın. Putin, Vahşi Batı'nın arananlar listesine kondu. Uluslararası Ceza Mahkemesi ilginç bir karara imza attı. Putin'in gıyabında savaş suçu işlediğine hükmetti ve hakkında tutuklama kararı çıkardı. Putin özellikle savaş bölgesindeki bazı Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya kaçırılmasını teşvik etmekle suçlanıyor. Rusya mahkemeyi tanımıyor. Eski devlet başkanı Medvedev karara tuvalet kağıdı diyerek tepki gösterdi. Biraz da haklı. Bu arada Batı'nın gözünden çıkardığı Putin'e Çin sahip çıkmaya hazırlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping önümüzdeki hafta 20-22 Mart tarihleri arasında Moskova'yı ziyaret ediyor. Kremlin Çin'le kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamayı umuyor. Xi Şubat ayı sonunda savaşı bitirmeye yönelik 12 maddelik bir öneri ortaya atmıştı. İran-Suudi Arabistan barışının mimarı Pekin'in Moskova-Kiev hattında Washington'a rağmen işgüzarlık kazandırır mı bilemiyorum. Ama buna yönelik çalışmasına dünyanın ihtiyacı bulunduğuna inanıyorum. Bu tür adımlara her iki ülkeyle ilişkileri iyi olan Türkiye'de destek vermelidir kanaatindeyim. Ancak yardımların seviyesini tanklardan sonra savaş uçakları seviyesine kadar çıkartmaktan çekinmeyen Batı dünyasını barışa ikna etmenin gittikçe de zorlaştığının farkındayım. Polonya'nın gönderdiği 4 adet MiG-29 savaş uçağından sonra ABD'den 700 milyon dolar askeri yardım almanın karşılığında Slovakya'nın da aynı uçaklarından Ukrayna'ya 13 adet gönderme kararı alması barışın henüz çok uzakta olduğunu bizlere gösteriyor. Yine de Xi'nin Moskova'da barış için önemli bir başlangıç yapabileceğine inandığımı belirtmek isterim. Bugün 3 ülkede devam etmekte olan gösterilerden ve etkilerinden kısa kısa bahsedeceğim. İlk olarak İsrail. Netanyahu İsrail'i iç savaşa götürüyor. Böyle bir kanaat var. Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, hükümetin tartışmalı yargı reformuna karşı ülke genelinde gittikçe artan ve 10. haftayı geride bırakan gösterilere ilişkin İsrail'de bir iç savaş çıkmasından korkuyorum dedi. 15 Mart'ta hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Herzog da iç savaş uyarısında bulunarak krizin aşılması için göstericilerin taleplerini içeren bir metin olan halk tasarısı önerisinde bulunmuştu. Ancak
Başbakan Netanyahu halkın sesine kapalı bu teklife de sıcak bakmıyor. İnatçı adam vesselam. Fransa'da da benzer bir durum var. Hükümet emeklilik yaşının kademeli olarak yükselten yasa tasarısını mecliste oylama yapmadan senato kararıyla geçirmek istiyor. Halkın protestoları devam ediyor. Demokrasinin beşiği birçok yönden bizim devlet kurumlarımızın çıkış noktası Fransa'da İsrail gibi iktidarın inadı yüzünden zor günler geçiriyor. Pakistan'da ise halkın direnişi hükümete karşı etkili oldu. Eski Başbakan İmran Han'ı sudan bahaneyle gözaltına almak isteyen polise halk izin vermedi. Dur dediler. Hükümet Han hakkındaki yakalama kararını mecburen askıya aldı. Ne diyelim, anlaşılan Doğu dünyası daha dişli çıktı. Bugünlük bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.